Korucu alımları için mülakat yapıyoruz. Gelenlerden birisi kamu yönetimi mezunu. Ya şimdi bu iş için bu gerekli bir donanım değil ki. Gereğinden çok fazla. İnsanın ister istemez aklı karışıyor. Ve işin ilginç tarafı kendisinin yerine ortaokul mezunu kardeşini aldık. Çünkü en azından köyünden hiç ayrılmamıştı. Mülakatta bunlar çok önemli. Bana sürekli soruyorlar. Mülakatlarda ne yapacağız? Jandarma alımlarında ne yapacağız? Polis alımlarında ne yapacağız? İşte savunma bilimlerine girişte ne yapacağız? Bunların hepsiyle ilgili tek bir video yapmaya karar verdim. Bütün bu konularla alakalı ne varsa bildiğim sizlerle paylaşacağım. Başlayalım. Merhaba canlı dostlar. Bugün sizlerle mülakatlar konusunu görüşeceğiz. Mülakatlar son derece önemli konular. Okullara girişte önemli, işe alımlarda önemli, terfi etmede önemli. Hepsi için bu türde görüşmeler, mülakatlar yapılabilirler. Üstelik bu mülakatlar devlet sektöründe de önemli, özel sektörde de önemli. Ve işin kötü tarafı pek çok zaman aslında çoğun derece arkadaşlar yeterli olduğu halde bazen mülakatlarda yaptıkları bir takım hatalar ya da yetersiz görüntü çizmelerinden dolayı bu işleri ya da okulları kaybedebiliyorlar. O yüzden bunlarla ilgili sizlerle bir takım bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi mülakatlar da aslında iki çeşit. Bir tanesi teknik bilgiye aslında dayanmıyor. Bir giriş sınavı gibi bir şey yapılıyor ya da belli şartları taşımanız isteniyor. Daha sonra da mülakatlarda yine sizin belli özelliklerinize bakıp alıyorlar. Bunlar ne olabilir? İşte uzman erbaş alımları, jandarma personeli, silahlı kuvvetler personeli, polis alımları vesaire. Yani bunlar da sizden teknik bir bilgi istenmiyor. Daha ziyade sizin konuşma tarzınız, duruşunuz, bakışınız, kendinize güveniniz, işte konuşma bozukluğu olup olmaması gibi konulara dikkat ediliyor. Bazıları ise teknik konular. Örneğin bir bilgisayar, yazılım, donanımcı birisi alınacak bir işe. Onun bu sefer teknik bilgilerini ölçmek zorundalar. Ama ikisinde de konu 3 aşağı 5 yukarı aynı. Mülakatların şöyle bir sıkıntısı var. Çok kısıtlı bir zamanınız var ama çok fazla şey anlatmak zorundasınız. Yani kelimeler sınırlı. Örneğin bir kendinize test yapsanız konuşma hızınız işte nedir? Dakikada belki 60 kelime vesairedir. Ama sizin çok daha fazla şey anlatmanız lazım. O zaman bu anlatımlarınıza sözsüz dilinizde eklemeniz gerekiyor. Sözsüz iletişim ya da sözsüz dil nedir? Bununla alakalı bilim adamı Michael Argel'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki sözsüz iletişim çoğu zaman farkında olmayan bir kaynak ve çoğu zaman farkında olan bir alıcı arasında geçer diyor. Yani sizin aslında bazen söylemek istediğiniz, bazen de söylemek istemediğiniz pek çok mesaj sözsüz işaretler ya da sözsüz mesajlarınız sayesinde gidiyor. O yüzden bunların kontrol altına alınması önemli. Eğer kontrol altına alabilirseniz o kısa süre zarfında kelimelerinizden çok daha fazla şeyi aslında iletme şansınız var. Ya da kontrol edemezseniz aslında söylemek istemediğiniz pek çok şeyi de karşı tarafa iletmiş olabilirsiniz. Yeni başlayan her tür iletişimde, etkileşimde ilk izlenim son derece önemli. Bu elbette mülakatlar için de önemli. Şahsi olarak pek çok mülakatta görüşmeci olarak, jüri olarak bulundum. Bunun haricinde bu videoyu çekmeden önce de pek çok bu işlere giren arkadaşımla da sohbet etme şansım oldu. Hepimizin üzerinde anlaştığı bir şey var. İlk izlenim son derece önemli. Yani kişi aslında o kapıdan girdiği andan itibaren 3 aşağı 5 yukarı aklımızda, kafamızda o kişiye dair bir şeyler oluşmuş oluyor. Buna ilk izlenim adı veriliyor halk arasında. Ama sözsüz iletişimde farklı bir ismi daha var. İnce kesit kararlar diyoruz. İnce kesit kararlar ne demek? Bununla alakalı geniş bir çalışma literatürü var. Burada insanların çeşitli videolarını çekiyorlar ve başka katılımcılara bu videoları izletiyorlar. Ve bu kişi hakkında yorum yapmalarını istiyorlar. Bu kişinin karakteri, durumu, ruh hali vesaire. 5 dakika, 7 dakika boyunca seyrettirdikleri videolar var. Ve bu süreyi zamanla yavaş yavaş kısaltıyorlar. 7 saniyeye kadar bu süreyi kısaltıyorlar. Ve görülüyor ki 7 dakikada alınan izlenimle, edinilen fikirle 7 saniyede edinilen fikir arasında çok da fazla fark yok. Üstelik kimi zaman bu 7 saniyede yani süre kısaldıkça karşımızdaki kişi hakkında
daha isabetli kararlar verebiliyoruz. İşte buna ince kesit kararlar adı veriliyor. Yani siz mülakat odasına girdiğinizde kendi duruşunuzla, bakışınızla, adım atışınızla vesairenizle, giyiminizle, kıyafetinizle, saç taramanızla aslında çok kısa bir süre içerisinde bir izlenim oluşturuyorsunuz. Ve bu izlenim maalesef olumlu ya da olumsuz çok fazla değişmeyebiliyor. İnsanların hakkında bir şey kalıyor. O yüzden bu ilk izlenimi yaratmak girişiniz son derece önemli. Şimdi ben sizlere adım adım mülakat esnasında ne yapmalısınız, sorulara ne gibi cevaplar vermelisiniz, kontrol sorularla nasıl mücadele etmelisiniz konusunda bir takım açıklamaları dilim döndüğünce yapmaya çalışacağım. Eğer bu videoyu iyi bir şekilde izlerseniz, benimserseniz ve uygularsanız pek çoğunda başarılı olacağınıza ben garanti verebilirim. Lütfen bu videoyu da sevdiklerinizle, yine bu işlere girecek olan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma da lütfen aşağıdaki linkten abone olup uyarıları açmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdi öncelikle mülakat aslında o odayla da sınırlı değil. Çünkü neden? Siz bir binaya girdiğinizde belki de orada sizin jürinize girecek olan insanlardan bir tanesi dışarıda ve sizin davranışlarınızı bir şekilde gözlemliyor olabilir. Yani oradaki temizlikçiye, resepsiyoniste vesaireye kaba davranışlarınız, işte ne bileyim usulsüz davranışlarınız, lagar davranışlarınız orada gözlemlenebilir ve işin kötü tarafı içeride odaya girdiğiniz zaman aynı kişiyle karşılaşabilirsiniz. Üstelik bu öncelik etkisi dediğimiz bir şey vardır. Kişi hakkında edindiğiniz bir fikir daha sonrasında onunla alakalı kararlarınızı etkileyebilir. O yüzden çok dikkatli olun. Binaya girdiğiniz andan itibaren mülakattaymış gibi lütfen gayretli bir şekilde hareket edin. Bir defa benim ve mülakatlarda bulunan tüm arkadaşlarımın, tüm uzmanların üzerinde birleştiği bir fikir var. Kişinin doğal olması. Doğal olmak son derece önemli. Yapmacıksız olmak son derece önemli. Ama burada doğal olmaktan kastettiğim sizin evde kendi başınızaymışsınız gibi yahut arkadaşlarınızla kafedeymişsiniz gibi hareket etmeniz değil elbette. Doğal olmakla gevşek olmak, doğal olmakla lagar olmak, işte ne bileyim samimiyetle laubalilik arasında çok ince çizgiler vardır. Ve bunlar çok kolay bir şekilde birinden diğerine geçiş yapabilir. O yüzden bunlar son derece önemli. Yani doğal olmaktan kastım lütfen yapmacıksız hareket etmeye gayret edin. Yani karşınızdaki kişiyle konuşurken olduğunuz gibi davranmaya çalışın. Olduğunuzdan farklı bir kişiymiş gibi davranmaya çalışmayın. Çünkü tutarlılık önemlidir. Bu da mutlak surette karşınızdaki insanlar üzerinde son derece olumsuz etkiler bırakır. Lütfen bunu aklınızın bir köşesine yazın. Konserleri düşünün, sanatçıları düşünün. Nasıl çıkıyorlar sahneye? Son derece görkemli değil mi? Işık oyunları, işte duman efektleri, görkemli bir müzik, anonslar vesaireler, üzerinde şıkır şıkır kıyafetler, böyle canlı bir giriş, insanları coşturma vesaire. Neden? Çünkü sahneye giriş aslında konserin belki de %50'si. Sizin için de aynı şey geçerli. Biraz önce anlattığım ilk izlenim burada da önemli. Yani sizin odaya nasıl girdiğiniz son derece önemli. Lütfen çağrıldığınız zaman derin birkaç nefes alın. Vücudunuzu dikin, başınızı yukarıya doğru kaldırın. Kendinizden emin adımlarla içeriye doğru süzülün. Burada iki tane hormon var. Bakın şuradaki videoda bunlarla ilgili benim görüşlerimi ve tavsiyelerimi mutlaka görebilirsiniz. Testosteron yani erkeklik hormonu ve kortizol stres hormonu. Bunlar son derece önemli. Testosteronunuz ne kadar yüksek olursa, kortizol hormonunuz da ne kadar baskılanmış olursa o kadar kendinize güveniniz gelecektir. O kadar daha böyle dik, kendine güvenli, enerjik bir şekilde giriş yapacaksınız. Bunlarla ilgili tavsiyelerimi mutlaka izleyin. İçeriye girmeden önce vaktiniz varsa elinizi belinize koyun. Kendinizi dik vaziyete geçirin. Şeklinde derin derin nefesler alın verin. Derin nefesler alın verin. Ve birkaç dakika içerisinde zaten ruh halinizin değiştiğini fark edeceksiniz. Ondan sonra kendinizden emin bir şekilde çok fazla sallanmadan içeriye girin. İçeridekilere gözünüzü dikmeden gülümseyerek merhaba deyin. Bu kadar basit. Burada
sahneye çıkışın bir kısmı bu. Bir kısmı da ne? Elbette kıyafetler. Kıyafetler önemli. Arkadaşlar bakın, bu videoyu izleyenler arasında gelir düzeyi son derece düşük ve yüksek olan insanlar olacağını biliyorum. Burada benim kastettiğim pahalı kıyafetler falan değil. Sadece uyumlu, temiz, yırtıksız, kokmayan kıyafetlerden bahsediyorum. Bunlara erişmek hiç de zor değil. Yani en azından herkesin evinde mutlaka bir sabun vardır. Temiz bir şekilde gidin. Ne giydiğiniz çok önemli değil. Ama mümkün mertebe o ortama uyacak şeyler giymeye çalışın. Yani ne bileyim, üst düzey bir görüşme için gidiyorsanız tabii ki de takım elbise giymeniz lazım. Kadınların ona göre ciddi bir kıyafet giymesi lazım. Yani böyle çok dar kıyafetler, mini etekler, işte ne bileyim bilekleri görünen erkekler için pantolonlar, yırtık pantolonlar. Bunlar, ben bunları görüp de olumlu düşünecek jürilerin çok olacağını düşünüyorum. Belki çok uç noktalardaki işler için olabilir. Yani reklamcılık vesaire gibi. Şekilcilikten uzak, yaratıcılığa önem verilen işler olabilir. Ama onun haricinde, ne bileyim, özellikle devlet sektöründe bir okula, bir işe gireceksiniz. Sakın ha böyle şeyler yapmayın. Kimse demez ki, ya ne kadar cool, ne kadar kendine özgüvenli bir çocuk. Bak sakal tıraşı bile olmadan gelmiş. Biz bunu alalım. Böyle bir şey düşünmez kimse. O yüzden kılık kıyafette bu sahneye girişin önemli bir kısmı. Ağır parfümler, kokular lütfen kullanmayın. İnsanları çok rahatsız ve irite edebilirsiniz. Onun haricinde temiz kokmak için fresh kokan bir deodorant, koltuk altı sprey isteği son derece yeterli olacaktır. Size söylenmeden kesinlikle oturmayın bir defa. Bu çok önemli. İçeriye doğru girin, gülümseyin yavaşça ve onların size otur demesini bekleyin. Dedikten sonra da yavaşça, nazik bir şekilde oturun. Kesinlikle kaykılmadan, kesinlikle kolunuzu bacağınızı dağıtmadan dik vaziyette, başınız yukarıda bir şekilde oturun. Bacak bacak üzerine atmayın. Tabii bu kadınlar için geçerli olmayabilir. Kadınların kıyafetlerinden vesairelerinden dolayı ayrı bir takım şeyleri vardır. Ona karışmam. Ama erkek personel için, özellikle de okullara girişlerle ilgili sakın ha böyle hatalar yapmayın. Yani bir keresinde bir aday sallana sallana içeriye girdi. Hiç kimseye bir şey söylemeden oturdu koltuğa. Ve ondan sonra bir baktım ki herkesin kafasında zaten olumsuz bir imaj bununla ilgili oluşmuştu. Yapmayın böyle şeyler. Oradaki insanlar sizi saygıyla bekliyorlar. Sizler de aynı saygıyla onlara karşılık vermelisiniz.